Merhaba. Uyarın eksikliği diye diye hepinizi yormuş olabilirim ama gene ona devam edeceğim. Bu sefer de deneyimden bahsedeceğim. Örnekle başlayayım. Sonra nereye gider bakalım. Bir çocuğun düşmesine izin vermenizin öneminden bahsedeyim. Şimdi çocuk ayağa kalktıktan sonra eğer düşmesine izin vermezseniz kendini korumayı öğrenmez. Ama düşmesine izin verirseniz önce ellerinin üzerinde kendini korumayı öğrenir. Sonra vücut ağırlaştırdıkça bu koruma işi daha bilinçli. Bu biraz refleks gibidir. Daha bilinçli olan bir alana kayar. Ellerin üzerine düştüm de ellerim acıyor çünkü bedenim ağır. Onu şey yapamıyor, karşılayamıyor. O zaman yan düşmeyi deneyeyim der çocuk ve yan düşmeyi deneyimler. Yan düştüğünde kafasını belki vurur o arada ve kafasını korumayı öğrenir. Bunları eğer çocuğun bedeni daha az ağırlıktayken yaparsa yaralanma ihtimali çok daha az olur. Yani bebekler hafifler ve düştüklerinde vücutlarındaki yaralanma ihtimalleri daha azdır. Ama beden ağırlaştıkça yer çekiminin etkisi daha fazla olacağı için ağır bedenlerin düşmesi daha sıkıntılı sonuçlar verir. Dolayısıyla eğer çocukken ya da daha küçükken korumayı düşerken kendini nasıl koruyacağını öğrenememiş bir çocuk. Ona kitapla anlatamazsınız bunu, her şeyi kitapla öğrendiğimi iddia eden kardeşim şey derdi. Yüzmenin kitabı olsaydı öğrenirdin diye dalga geçerdi benimle. Ama bazı şeyleri deneyimlemeden öğrenemiyorsunuz. Dolayısıyla çocuk düştüğü süreçte, düşmesine izin verildiğinde, çok fazla korunmadığında, düşe kalka nasıl düşeceğini öğrenmediğinde, büyük yaşlarda düştüğünde daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çok basit bir örneği bu. Yani deneyimin ne kadar önemli olduğuna dair çok basit bir örnek. Elbette çocuklarımı ben de çok seviyorum. Ne kadar sizin çocuklarınızı sevdiğinizi de biliyorum ama çok koruyarak onların öğrenmesini, hayata karşı duruş geliştirmelerini engelliyoruz. Girdiğiniz her ortamda şöyle bir ortama bakıp hayati risk yaratacak şeyleri gözden geçirip onları ortadan kaldırıp çocuğunuzu serbest bırakın. Bu çok önemli bir şey. Orada küçük kazalara izin vermeniz gerekiyor. Geçen bir hasta getirdiler. Şurada kocaman bir tane şey, morluk var, düşmüş. Yeni şey yapmıyor. Yürümeye başlamış bir çocuk. Anne baba diyor, ya çok üzüntülü bir şekilde düştü. Ne güzel dedim ya, madalya bunlar. Yani deneyimlemiş ve düşmüş. O düşmeden öğrendikleriyle bir daha az düşecek. Aynı şey gibi. Hastalanmamayı öğrenmek gibi. Yani hiç hastalanmadan çocuk nasıl büyütemeyecekseniz bazı kazaları da önleyemeyeceksiniz. Deneyimlemenin sonucudur kazalar. O yüzden yine söylüyorum, girdiğiniz bulunduğunuz ortamda hayati riskleri görüp onları engelleyip onun dışındaki küçük şeylerde önlemler alarak çocuğun deneyimlemesine izin vermeniz gerekiyordu. Bunun ne kadar önemli olduğunu birkaç yıl önce şeyde de gördüm. Bir tane videoda, Facebook'ta paylaşılmıştı sanırım. Yaklaşık 10 aylık bir çocuk tırmanma duvarı konulmuş eve, odada, evde tırmanma duvarı var ve çocuk onları şey yaparak tutacakları tutarak tepedeki oyuncağı almaya gidiyor ve nasıl profesyonel yapıyor bu işi anlatamam size. Anne de sadece arkadan şöyle tutuyor. Çocuk ta yukarıya kadar çıkıyor. Kendi düşünsenize motor güçlerine ne kadar büyük bir katkıda bulunuyor bu aktivite. Oradan şey yapıyor, sonra geriye dönüyor. Anneye bakıyor ve kendini bırakıyor. Anne de onu yakalıyor. Sonra tekrar aşağıdan tekrar başlıyorlar. Bu çok büyük bir aktivite çocuğun için. Her şeyi çalıştırıyor. Motor güçleri çalıştırıyor, bilişseli çalıştırıyor. Çünkü kafayı çalıştırıyor orada. Düşmemek için farkındalığının çok iyi olması lazım. Oraya uzattığı, tutacağı tuttuğundaki kaslarının gücünü iyi ayarlaması lazım. Zorlandığında annenin arkada olup olmadığını farkındalığının olması lazım. Yukarıya çıktı, artık oradan sonra bir yere gidemeyeceğini biliyor. Ne yapacak? Anneye kendini bırakacak. Dönüyor, bakıyor. Orada mısın? Evet, oradasın. Tamam, kendimi bırakabilirim. Yani müthiş süreçler. O yüzden çocuklarınızı çok fazla
kısıtlamayın. Bırakın yerde büyüsünler, bırakın evde her şeyi karıştırsınlar. Çekmeceyi açıp elini sıkıştırsın. Yani öğretin ama çekmeceyi nasıl açacağını, kapatacağını çocuğunuza öğretin. Bir kere yapar elini sıkıştırır ama ondan sonra öğrenir. Ama oradaki bilişsel şeyleri düşünsenize, süreçleri. Bir dolabın içinde bir şey olduğunu merak ediyor, oraya doğru emekliyor, çekmecenin tutacağını tutuyor, çekiyor, içindekini araştırıyor, sonra da kapatıyor. Ne kadar büyük bir şey. Buradaki düşünsel süreçleri bir hayal edin ve eğer onların hepsini kapalı tutarsanız çocuğun içindeki merak duygusunu öldürürsünüz. Merak duygusu ölmüş bir çocuk da öğrenmez ki. Lütfen macera yaşamalarını izin verin. Tabii ki kontrollü olsun. Tabii ki onlara hayati şeyler, kazalarla maruz kalmalarını engelleyin. Ama kontrollü bir şekilde serbest bırakın ve deneyimleyerek öğrensinler. Bu konuyu çok artık uzatmak istemiyorum. Sıkıcı olmaya başladı galiba. Gelen mesajlar onu söylüyor. Ama çok önemli. Yeniden dönebilirim, onu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.